Haber Türk TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Kübra Par ve Açık ve Net'te daha birlikteyiz. Son günlerde önemli bir haber duyduk, ekranlarınıza geldi. Necip Hablemitoğlu, Doktor Necip Hablemitoğlu bundan 17 yıl önce öldürülmüştü. Onun katil zanlısı olan şahsın Ukrayna'da yakalandığı haberleri geldi ekranlara. Peki gerçekten katil zanlısı o muydu? Necip Hablemitoğlu niçin öldürülmüştü? 17 yıldır bu suikast neden aydınlatılamadı? İşte bunu eşi Şengül Hablemitoğlu ile konuşacağız bugün. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk kez bizim yayında bu olayı yorumlayacağınız için de ayrıca teşekkür ederim. Hoş geldiniz çok tekrar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yarın da bir basın davetimiz var. Yarın sabah 11'de diğer gazeteci meslektaşlarımızla. Ankara'da arkadaşlarımız katılabilirler. Gerçekten birkaç şeyi paylaşmak istiyoruz. Çünkü öbür türlü gördüğünüz üzere bambaşka bilgi paylaşımları oluyor. En azından biz ilk ağızdan herkesle paylaşalım. Bugün yayın onu ben de fark ettim ki karman çorman bilgiler var. Bugün hepsini tane tane açık ve net sormak istiyorum size. Şimdi öncelikle ne olmuştu? Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında katil zanlılarından olduğu değerlendirilen Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan atılma eski bir yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalandı. Evet. Siz bu haberi duyunca ne düşündünüz? Böyle bir şahsın varlığından ne zaman haberdar olmuştunuz? Hı hı. Hakikaten bu suikastin kilit ismi bu isim olabilir. Şimdi bakın ben bunu size nasıl özetleyebileceğim, önce öyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki yeni haberdar olmadık. Avukatımızla birlikte şu anki soruşturmayı yürüten savcımız bunu bize Haziran ayının başındaydı, iletti. Bir takım kayıtlardan, özellikle HTS kayıtlarından, yani telefon trafiğinden bu isme ulaştığını söyledi. Ama tabii bu isme gidiş süreci daha ilginç. İsterseniz ondan biraz söz edelim. Şimdi önce şunu söyleyelim Kübra'cığım. Bu cinayetin bir davası henüz yok. 17 yıldır henüz derken. Buna dramatik mi diyelim, trajikomik mi diyelim, bazen dramatik bazen trajikomik mi diyelim, onu bilmiyorum. Ben anlatırken bizi izleyenlerin bu konuda vicdanına bırakalım, karar vermelerini isteriz. Belki de kimse bir şey düşünemeyecek. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var. 18 Aralık 2002 akşamı, bir çarşamba akşamı, çok soğuk bir Ankara akşamında bu cinayet saat 8 civarında işleniyor. O sırada bir maç var. Ankara Gücü maçı var ve işte herkesin evine çekildiği tenha bir sokak oluyor bizim sokağımız. Ankara Çankaya Portakal Çiçeği sokakta bu cinayet işleniyor. Ve bu cinayete dair soruşturma 15 Temmuz 2016 yılına kadar, tarihine kadar bu soruşturma yürütülemiyor. Bakın şöyle bir şey oluyor. Biz ya savcı bulamıyoruz, savcı bulursak dosyayı bulamıyoruz, dosyanın içeriğini bilemiyoruz. Görüştüğümüz bir iki savcı var, onlar konuşmak istemiyorlar. Yani bu soruşturma soruşturulamıyor. Ta ki 15 Temmuz 2016 tarihine kadar. Yani FETÖ'nün darbe girişimine başlayınca. Bir darbe girişimine kadar. Fakat şöyle, aslında ondan hemen birkaç gün önce bir çatı iddianamesi var. Şöyle bir şey var. Fethullah Gülen aleyhine. Evet, evet. Aslında ilk orada başlıyor hikaye değil mi? Evet, yani soruşturmanın bu aşamaya gelebilmesi o tarihlerden itibaren. Yani 3 yılda bir şey yapıldı. Şimdi bir geçmiş bir 2016'ya kadar geçmiş bir 14 yıl var. Bakın savcı o dönemdeki savcı 15 Temmuz'dan sonra bu dosyayı aldığında dosyanın içinde hiçbir şey yoktu. Yeniden toparlamak zorunda kaldı. Şimdi şöyle bir şey oldu. 15 Temmuz'dan hemen önce bir iddianame hazırlığı vardı. Çatı davayla ilişkili, FETÖ ile ilişkili bir çatı dava iddianamesinin hazırlığı vardı. Bu iddianamede biz temel müştekilerden biri olduğumuza dair bir bilgi edindik. Dolayısıyla hemen iddianame resmiyet kazanınca 15 Temmuz sonrasında biz de
dahil olduk bu davaya. Aslında buraya kadar hiçbir şey yok. Fakat avukatımızla birlikte, kendisi benim kardeşimdir, eşimin eski öğrencisidir. Sürekli istişare halindeyiz. Çatı dava için hazırlanan iddianamenin esasında Kübra'cığım bir şey yok. Fakat çok tesadüfen eklerde biz bir bilgiye rastladık. Bir gazetecinin adı geçiyor, Zihni Çakır. Evet. Kendisinin ifadesi var ve Necip Havlemitoğlu'nun katili şudur diyor. Verdiği yine, ismi de söyleyelim çünkü gizlilik kararı kalkmış. Buna dair yok, evet, gizlilik kararı. Diyor ki bir yüzbaşı diyor zannediyorum. Tarkan Mumcuoğlu diyor. Ersan diyorum ben, bak burada böyle bir şey geçiyor. Aman hocam ne yapalım bakalım. Ve diyor ki bu kişi, peki diyorlar ki çağırıyorlar onu, sen nereden duydun bunu, bizim savcımız onu da çağırıyor, sen bu ismi nereden duydun, bana da şu kişi söyledi diyor, bana söyledi dediği kişi de şu anda Ukrayna'da yakalanan şahıs. Peki şimdi izleyicilerimiz için, ben bile anlamak için birkaç kez dinledim avukatınızdan. Evet. Bir daha özetleyelim. Olay şöyle oluyor. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile 15 Temmuz'un öncesinde aslında. Evet. Çatı iddianame hazırlığı FETÖ var. FETÖ için hazırlanan çatı iddianamenin ekinde şöyle bir bilgi var. Gazeteci Zihni Çakır diyor ki Necip Havlemitoğlu suikastını Tarkan Mumcuoğlu. Bu arada bu isim hala MİT'te görevli. Şimdi onu da söyleyeceğim galiba. Size ben. Bu isim cinayetin sorumlusu. Diyor. Evet. Bu yeni savcı soruyor gazeteciye. Peki sen bu bilgiyi nereden aldın? Bana da diyor. O da bu Ukrayna'da yakalanan Bozkır'ın şahıs verdi diyor. Peki asıl katil zanlısı kim? Şimdi biz diyoruz ki bunun üzerine 4. Ağır Ceza'ya başvuruyoruz. Diyoruz ki bu şahıs çağrılıp dinlensin. Fakat Ağır Ceza bizim talebimizi reddediyor. Bu şahıs şu anda resmi görevli olarak görev yapıyor. Tarkan Mumcuoğlu. Evet, Tarkan Mumcuoğlu şu anda bir resmi görevli, devletin bir resmi görevlisi. Şimdi buraya kadar ben başka bir şey söylemem. Ne söyleyeyim size yani? Durum bu. Bizim savcımızın, şu anki savcımızın Ukrayna'da ulaştığı isim Zihni Çakır'ın iddianamenin ekinde verdiği, verdiği bu bilgi üzerine yürüttüğü HTS kayıtlarıyla ulaştığı bir bilgi. Şöyle bir şey var, HTS kayıtları cinayet akşamında ilgili bazı şeyler var. Görgü tanıklarının işaret ettiği bazı şeyler, kişiler var. O kişilerle görüşmeler yaptığı saptanıyor. Dolayısıyla buradan yola çıktık biz. Bunu savcıya ilettik ve o şekilde bu noktaya gelindi. Şimdi şunu da sorayım. Ben avukatınız Ersan Barkın'a bugün şunu sordum. Onun bir açıklaması var. Diyor ki katil zanlısı olduğu iddia edilen bu Tarkan Mumcuoğlu aslında asıl kişi değil. Çünkü HTS kayıtlarında o sırada yurt dışında gözüküyor. Cinayetin işlendiği dönemde. Evet. Fakat Türkiye'de değil. Evet. Fark ediyoruz ki ya da şüphe ediyoruz ki diyor. Nuri Göken Bozkır Ukrayna'daki bu isim gazeteci Zihni Çakır'a Tarkan Mumcuoğlu diye anlattığı kişi aslında kendisi olabilir. Olabilir. Çünkü HTS kayıtlarında neden böyle düşünüyor avukatımız? Çünkü HTS kayıtlarında olaya dair izlemeyi yapan ekiple görüşmeleri var. Sadece bu kadarını söyleyeyim size. Ayrıca cinayetin işlendiği silahın atıldığına dair bir bilgi veriyor. Evet. HTS kayıtlarında cep telefonu orada çıkıyor. Oradan sinyal veriyor cep telefonu. Asıl şüpheleri yani birkaç ipucu var bu noktada. Peki avukatınız diyor ki soruşturma kapsamında şüphelinin olayla ilgisi, bilgisi, görgüsü olan belli kişilerle irtibatı tespit edildi. Bu izlemeyi yapanlar. Evet. Peki bunu da ilk kez Habertürk'te açıklıyoruz. Evet. Şimdi peki Türkiye'ye iade edileceğini düşünüyor musunuz? 10 Ocak'ta Ukrayna'da bir dava devam ediyor. 10 Ocak'ta duruşma var. Bana şu soruluyor. Yani bu bir yeni gelişme. Hayır, bu yeni gelişme falan değil. Bu bizim bir şekilde dikkatimize takılan ya da dikkatimize takılması beklenerek oraya eklenen. Bunu da bilmiyorum. Bakın bu konuda bir şey söyleyemem. Bir şey yapılabilir mi? Bunun yapılabilmesi için ciddi bir siyasi kararlılığa ihtiyacımız var bizim.
Çünkü Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girdiği bir iade süreci başlatılmış. Başlatılmış mı? Bu iade gerçekleşecek mi? Bu şahsın Türkiye'ye getirilmesi kimlere zarar verecek? Kimler onun buraya getirilmesini istemeyebilir? Çünkü şahısla ilgili baktığınız zaman da ufak bir internet araması sonucunda karanlık bir yerde olduğunu görüyorsunuz. Atıldığı söyleniyor ama belki de öyle de değil, onu da bilmiyoruz. Cihatçı yetiştirdiği söylenen biri yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gelmesi istenir mi? Gelmesini kimler ister, kimler istemez? İsteyenlerle istemeyenlerin çatışması bizi nereye götürür? Onu kimler da... ister, kimler istemez? Açık ve net. Açık ve net. Açık ve net olamayacağım bir açık ve net sorusu soruyorsunuz bana. Bilmiyorum çünkü. Kimler istemeyebilir? Adı geçtiği başka soruşturmalar var. Herhalde o soruşturma sürecinde başkalarının adını verecektir. Başka iddialar var çünkü kendisiyle ilgili. Oradaki insanlar istemeyecektir. Bilmiyorum Kübra Hanımcığım. Bilmiyorum. Umutlu değilsiniz. Umutlu değilim. Bakın burada şöyle bir şey var. Bu olay gerçekleşti 2002 yılında. İsterseniz birazcık oradan evet, söz edelim. Evet. Ne olmuştu davada? 2002 yılında dönemin Başbakanı Abdullah Gül, dönemin emniyeti, İşte İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu. Şimdi şöyle bir söz verildi. bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu cinayeti çözmek devletin namus borcudur. Şimdi siz söz verirsiniz. Hukukun, adaletin işlemesini sağlamazsınız. O sözünüz uçar gider. Erkek devlet verir erkekçe bir söz. Ondan sonra koy verir gider. Tam da öyle olmuştur. Evet, arkasından evet. Pek çok isim gelmiş. Bu isimleri verdim yani bir hatırlatma amacıyla. Başka da bir amacım yok gerçekten. Böyle bir söz var. Namus borcu. Yok ama doğal ve normal demokratik koşullarda bunun arkasından adli süreçlerin, hukukun işlemesi, adaletin işlemesi beklenir. Ve 15 Temmuz gibi bir şeye gelmemize gerek olmaz. Anlatabiliyor muyum? O süreçte 14 yıl son 3 yılı saymıyorum, 14 yıl bu soruşturma karartılmıştır. Bu çok korkunç bir şey. Bu soruşturmayı kim kararttı? Şimdi bu soruşturmayı karartabilecek kişileri tahmin etmek zor değil. Sizin de bana az önce yayına girmeden önce bir takım telefon kayıtlarına ulaşıldığını ve abilerine soran bir emniyet görevlisinin hemen izleyicilerimizle telefon de kaydı paylaşalım. Olduğundan söz Şimdi ediyorsunuz. Şimdi bu davayı karartanın aslında FETÖ'cü savcılar, polisler olduğu artık bugün giderek ortaya netleşiyor. Çıkmış durumda. Hatta bugün yeni bir haber var. Başsavcılık darbe girişimi sonrası gözaltına alınan istihbaratçı bir polisin telefon kayıtlarına ulaşıyor. Ve bu telefon kayıtlarında bu eski FETÖ'cü istihbaratçının cemaat abisine şöyle bir mesaj attığı fark ediliyor. Hablemitoğlu suikastiyle ilgili savcılık bas kayıtlarını istiyor. Ne yapacağız? Buna karşılık Sözde abinin de yukarı sorup sana hemen dönüyorum dediği tespit edildi. Yani bu aslında 15 Temmuz sonrası yapılan hukuki çalışmalarda ortaya çıkan yeni bir delil. Hablemitoğlu suikastinin FETÖ'cüler tarafından karartıldığına dair bir somut delil. Evet. Şimdi olay gecesi çok küçük bir anekdot ben size anlatayım. Olay gecesi benim sabah olayın olduğu sabah gördüğüm iki kişi var. Ve o iki kişi bana görünmek için de evimizin yakınlarında olan iki kişi. Ben bunu hissettim. Çünkü tehditler alan birinin eşisiniz ve farklı bir duyarlılığınız oluyor yazık ki. Bu şahısları olay gecesi terörle mücadelede ben anlatmaya çalışırken odada bir görevli vardı. Bu görevli asıl şube müdürü odadan çıkınca benim yanıma yanaşarak şöyle bir şey söyledi. Hocam gördükleriniz bu kişilerden biri bu muydu dedi. Bana bir resim gösterdi. Ben hemen evet bir tanesi buydu bakın buydu dedim. Bir dakika sürmedi Kübra Hanımcığım. Adam ortadan kayboldu. Ve ben bunu günlerce defalarca yıllarca hatırlatmaya ve anlatmaya çalıştım. Bir türlü bir şey olmadı. 15 Temmuz'dan sonra Necip Cem İşçimen bizi çağırdı. Sağ olsun çok da iyi bir süreçti onun da çabalarıyla ve bugünkü savcımızın da girişimleriyle biz bu noktaya geldik. Ben onlara özellikle Zafer Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Necip Cem İşçimen'e de. Kendisine ben bunu aktardığımda bana bazı fotoğraflar gösterdi. FETÖ'den dolayı firari durumda olan bazı emniyet mensuplarının fotoğraflarını gösterdi. Ve ben teşhis ettim bu şahsı.
Kendisi istihbarat daire başkanlığı yapmış, istihbarat daire başkanlığı görevinde bulunmuş biri çıktı. Şimdi bu korkunç bir şey. Korkunç. O zaman bu bana şunu söylüyor. Evet, karartanlar bu insanlar. Ve aynı şahısı çok ilginç bir biçimde Kübra Hanımcığım. Bu olaylar olmadan önce Twitter'da bir şey nedeniyle ben emniyete çağrıldım ifade vermek üzere. Biri beni şikayet etmiş. Kendisine bir şey söylemişim diye. Ben ifade verirken odaya biri girdi. Ne zaman oluyor bu? Hangi? 15 Temmuz'dan önce oluyor bu olay. Ben teşhisi yapmadan önce, 15 Temmuz'dan önce oluyor. Bana diyor ki, merhaba hocam nasılsınız diyor. Ben adamı anında tanıdım. O gece bana resimleri gösteren kişi. Bana merhaba dedi. Ankara Emniyet'te. Ben bir böyle önce aa dedim. Sonra hemen sustum. Tanıdığımı belli etmeyi birden istemedim. İçgüdüsel bir biçimde. Bana kendini yine gösterdi. Merhaba dedi bana. Ve sonra ben bunu avukatımızla paylaştım. Ve ben o şahısı teşhis ettim. Yani ben o şahısı iki kez gördüm. Anlatabiliyor muyum? Ve adamın istihbarat daire başkanlığı yapmış, öyle görevde bulunmuş biri olduğu çıktı sonra ortaya. Dolayısıyla bir karartma varsa eğer, evet, bu insanlar tarafından karartıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hablemitoğlu, evet, suikastını, evet, FETÖ kararttı, evet, diyor. Şimdi yalnız şöyle bir şey var Kübra Hanım. Bugüne değin güncel siyasetteki ayrışmaların ve çatışmaların malzemesi yapıldı Hablemitoğlu cinayeti. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu bizi o kadar yaralayan bir şey ki, bir gün tepesi atıyor birilerinin, hop Ergenekon'un içine monte ediliyor. Oranın dönemin savcısı Zekeriya Üs haber gönderiyor. Aa, aile Ergenekon'a müdahil olsun, bak hocayı Ergenekon'dakiler öldürdü diyor. Hop bir gün canımız sıkılıyor, işimize hangisi yararsa bir başkası çıkıp diyor ki Alman vakıflarıyla çalışıyor da o yaptı diyor. Ama bunları hep bu 17 yıllık iktidarları döneminde aynı partinin mensupları yapıyorlar. Ve bir bakıyorsunuz FETÖ deniyor, hop orada işimize geliyor, Hablemitoğlu cinayetini o tarafa doğru yönlendiriyoruz. Şimdi eğer siyaset bu kadar dalgalı yaklaşırsa meseleye, ben bugün umut taşıyamam. Onu söylemek zorundayım. Yani bu konuda iktidara da kırgınsınız. Şöyle söyleyelim isterseniz. Bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık yaptığı bir dönemde şöyle bir beyanı var. Burada var onun tarihi ama şu anda arayıp bulmak istemiyorum. 2008 olabilir. Şöyle bir şey söylüyor. Bu devlet Hablemitoğlu cinayetini örtbas etmiş bir devlettir diyor. Şimdi o zaman neden örtbas edilmesine izin veriyoruz? Dönüyorum, Abdülkadir Aksu'nun bir açıklaması var. Biz bütün diyor, çok güvenli bir ülkedir Türkiye diyor, bütün cinayetleri çözdük, bir kalmıştır içimde ukde, Hablemitoğlu cinayeti çözülememiştir. Şimdi o zaman şöyle oluyorsunuz, alay mı ediliyor acaba bizimle diyorsunuz. Bu bir hakaret aslında. Biz acı çeken insanların acılarını bu şekilde kullanmamak lazım. Peki, bu çok yaralayıcı bir şey. FETÖ'nün bu olayın üstünü örtbas ettiğini onlar da fark etmemiş olabilirler mi? Şimdi bakın, bunu ben mağdur olarak, mazeret olarak kabul edemem. Edemem. Neden edemem biliyor musunuz? Öyle kötü şeyler oluyor ki Türkiye'de, adalet dilencisi konumuna düşürülüyorsunuz. Başka olaylarda görüyoruz, gözlemliyoruz her dakika. Bu konuma düşürülmeye hiç kimsenin haddi değil, bunu bize kimse yapamaz. O hale gelmeyelim lütfen. Biz adalet dilenmiyoruz. Adalet bir hak ve biz bu hakkı talep eden sıradan vatandaşlarız. Bizim acımızı bizimle birlikte anma zamanlarında siyasiler gündeme getirmesin lütfen. Rahmet de dilemesinler, onu biz her gün diliyoruz zaten. Biz fiilen bir çabayı görmek istiyoruz ve Zafer Savcı'nın arkasında duran bir siyasi kararlılık görmek istiyoruz biz. Bu da buradan çağrı olsun. Çok önemli bir şey. Ki bu yakalanan şahsın Ukrayna'dan döndürülmesi de sağlansın. Şimdi bir geçmişe şöyle bir dönelim. Ergenekon döneminde, Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Osman Yıldırım ifadesinde Hablemitoğlu'nun Osman Gürbüz'ün öldürdüğünü ve Veli Küçük'le Muzaffer Tekin'in azmettirdiğini iddia etmişti. O dönem ayrıca MİT kontraterör dairesi eski başkanı Mehmet Eymür, meşhur Mehmet Eymür, bu aralar çok görüyoruz ekranlarda, Hablemitoğlu askeri ihalelerle ilgili bilgi sızdırdığı için
Ergenekon'un hedefi olmuş olabilir demişti. Heh, şimdi peki bütün bunlar ne oldu? Bu bunlar ne biliyor musunuz? Saptırma mıydı? Bunların mıydı? Hepsi spekülasyon ve uydurma. Özellikle Eymür'ün bu söylediği. Çünkü zaten Eymür'ün bu söylediğini Necip Ablimitoğlu öldürülmeden önce bahsettiği haber sitesini deşifre eden kişidir Necip Ablimitoğlu. Köstebek kitabına baksaydı zaten o bahsettiği haber sitesinin ne olduğunu anlar ve oradan bir dezenformasyon yapıldığını görürdü kendisi. Şimdi Köstebek'i iyi okumak lazım. Bazı şeyleri iddia etmek için Köstebek'i satır satır okumayanların burada konuşmamaları gerekiyor. O yüzden o bir dezenformasyon, onu söyleyeyim. Bir şey var burada, bunu lütfen sizin aracılığınızla söyleyelim. Ablimitoğlu cinayeti öncesinde ve sonrasında yaşananlar, bakın Türkiye'nin siyasi cinayetler tarihine, 10 yıllık, 30 yıllık, 20 yıllık süreçlere bakalım. Hepsi hain sokak pusularında öldürülen insanlar. Doğru. Şimdi bunun altını bir kere çizelim, bunu bir de kabul edelim. Ve bütün bu cinayetler bir bütünün parçaları. Aslında burada devletin siyasi cinayetlere bakışı ve tutumu çok önemli. Devlete işlerlik kazandıran, görev yapan şahıslar var. Ve devletin milyonlarca TL'lik bütçeleriyle ve binlerce insanla çalışan kurumları var. Devletin bu tutum ve davranışlara dair sicili bozuk maalesef. Siyasi cinayetlere bakışına ve siyasi cinayetleri takip edip çözmeye dair sicili bozuk devletin. Ha, bu iktidar, o iktidar, şu iktidar hiç fark etmiyor. Ama en azından bir iddiası varsa bu ülkeyi yöneten insanların, şunu yapabilirler. Şeffaf bir biçimde çıkıp şunu söylemeliler bize. Bunu borçlu olduklarını düşünüyorum. Bugüne kadar şunlar şunlar yapılmamıştır ama biz bundan sonra bunları yapacağız. Yapmakla yükümlüyüz. Böyle bir kararlılığı görmüyorum ben, onu söyleyeyim size. Bugün çünkü içinde hala görmüyorum. Musun? Görmüyorum. Böyle bir umudu taşımıyorum. Çünkü bakın, şu belki bunu sizinle programı kapatırken sonda söylemeliyiz ama şimdi izin verirseniz söylemek tabii istiyorum. En az bu katiller kadar ve en az gerçeği saptırmadan bu ülkenin insanlarıyla paylaşan aydınlar kadar cesur bir devlet olmadığı sürece biz umut besleyemeyiz. Bunu lütfen kabul edelim. Cesaretin olmadığı, siyasi kararlılığın bu anlamda olmadığı yerde bizim gibi mağdur olan, geride kalanların umut beslemesine ve umut taşımasına imkan yok. Peki, neden öldürülmüştü Ablimitoğlu? Siz 17 yıl sonra dönüp baktığınızda ne görüyorsunuz? Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Gazeteci kökenli bir adam Necip Ablimitoğlu. Basın yayın mezunu, basın yayın olduğu yıllarda mezun olmuş biri. Gazetecilik ruhuna işlemiş bir insan. Tabii ki çalışacak, araştıracak, yazacak ve paylaşacak. Ben her zaman şunu söyledim. Sadece yazdıkları değil, sanıyorum yazma ihtimali olan şeyler içinde yaşadık biz bunu. O dönemde iki davada tanık olarak evet, dinlenecekti. Hem Alman vakıfları davası hem de çok yakın, yani olaydan bir hafta sonra dönemin devlet güvenlik mahkemeleri vardı o zaman biliyorsunuz. Yaptığı çalışma orada iddianameye dahil edilmişti. Hem Alman vakıfları davası hem de Fethullah Gülen'le ilişkili yürütülen davada tanık olarak dinlenecek isimdi Necip Ablimitoğlu. Yani aslında bütün bunlar nasıl bir şeyin içinde olunduğunu ve cinayetin nasıl geldiğini son derece açık ve net diyorsunuz ya. Evet. Açık ve net okunmasını sağlıyor aslında. Yani bizim burada çok da detay, başka bir şey söylememize ihtiyaç yok. Bu Alman vakıflarıyla ilgili yaptığı çalışmanın öldürülmesinde rol oynadığı söyleniyor. Hatta şöyle iddialar da var. Yani FETÖ'cülerin Almanya tarafından himaye altına alınması bile buna işaret ediyor. Olabilir. Neden olmasın? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir şöyle, Alman istihbaratı şüpheniz var mı? Hatta yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şüphem var diyebilme konumunda biri değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer bu cinayetler devletlerin istihbarat oyunlarının sonucunda ortaya çıkıyorsa yazıktır yani. Benim iki evladımın hayatını karartmaya kimsenin hakkı yok yani. Öldürmeden de çözebilirler bazı şeyleri. Öldürmeye ihtiyaç yok. Niye bu kadar çok insan ölüyor Türkiye'de? Niye bu kadar çok cinayet işleniyor? Bence bunu konuşmamız lazım. Ve tabii
birçok başka şeyi. Hangi birini söyleyeceğimi şimdi ben şu anda şaşırmış durumda. Şunu konuşalım. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Eğer sizi üzmeyecekse ekranlara getirelim. Son görüntüleri diye markette evet, alışveriş yaparken görüntüleri olarak, çıktı tam arkadaşlar. Tam bir aile babası olduğu için. O gün neler yaşanmıştı size onu sorayım. Ya, siz markete gittiğinden gideceğinden haberdar mıydınız? Evet beni aradı marketten. Dedi ki çok da yorgun geliyor sesi, dersten çıkmış. İşte sigortacıya girmiş çıkmış, yorulmuş, akşamın en yorgun olduğu saat ve hafta sonu misafirlerimiz olacak, onlar için bir şeyler alacağım. Evet, nasıl da soğuk. Bizim evimiz kot bir dairedir, Çankaya'da eski evimiz. Yardım edeyim sana, çıkayım yukarıya indirirken arabadan poşetleri diye. Yok hiç çıkma, çok soğuk dedi. En son konuşmamız öyle zaten ve o görüntüler de o konuşmamızdan hemen önce marketin güvenlik kamerasına takılan saat görüntüler. Saat kaç tahminim bunlar? Şimdi çok komik o. Beni terörle mücadeledeki arkadaşlar aradılar olaydan epey bir sonra. İşte hocam biz market görüntülerini elde ettik, bir gelip bakın, hocayı bir teşhis ettik, biz bulduk diyorlar. Neyse ben izledim, hayır bu değil diyorum, yok illa bu diyorlar. Biraz daha izleyince kamera kaydının yaz saatinde kaldığı ortaya çıktı ve aslında bu şimdi izlediğimiz görüntüleri işte şimdi gördük Necip'i diye ben söyledim. Aslında bu bile bana ne kadar ciddi bakıldığını meseleye gösteriyor. Ciddiyetsiz demek istiyorsunuz. Yani demek istiyorsunuz doğru mu anlıyorum diye soracağım. Bakıldığını. Yani kamera görüntülerinde bile yanlış kişiyi tespit ediyorlar ve ısrarla hayır bu diyorlar. Şimdi bunun ötesinde başka komik şeyler var. Olaydan sonra bir 12 saat sorgulanmam var benim. Bir 8 saat bir 12 saat cenaze akşamı. Artık 12 saatin sonunda bana bir teşhis yaptırıldı. Bu tam bir komedi. Trajikomik bir şeydir. Aynalı odanın arkasında 4 tane insanı dizmişler. O 4 insandan ikisi odaya biri çay getirdi, biri meyve getirdi ben ifade verirken. Bana diyorlar ki sabah gördükleriniz bunlardan hangisi? Sonunda ben çığlık attım, yani siz benimle alay mı ediyorsunuz diye çıktım odadan falan. Niye böyle yapmışlar peki? Benim güvenilirliğimi test etmişler. Böyle de bir bu kadar acı içindeki tabii, çok insan. Akıllı ve çok güzel şeyler yapan bir siz emniyetim. Siz bu görüntülerin var. Ortaya çıkmasına sosyal medyada tepki gösterdiniz. Komik çünkü. Kime ne faydası var Allah aşkına, market görüntüleri ve şöyle veriliyor son görüntüleri. Ölmeden önceki son görüntüleri. Yani siz zaten yerde yatan kanlar içindeki halini de gösteriyorsunuz. Şimdi bakın benim 27 ve 28 yaşındaki iki kızıma abuk subuk şeyler yazılıyor sosyal medyadan. Ona da yani söyleyecek şey bulamıyorum. Bilmiyorum süremiz var mı? Yani o kadar çok şey ki o kadar yaralayıcı ki o. Biz kimsenin ekranda bizim hayatımız ve yaşadıklarımız ve bu olay ve bu dosyanın içinde olanlar bir averaj akşam dizisi değil. Prime time'a bile giremeyecek bir akşam dizisi değil yani. Onu söylemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse lütfen buna böyle bakmasın. Ben bunu tabii şeyle açıklamak lazım. Ona atıfta bulunmazsam kendimi iyi hissetmeyeceğim. Siz o notunuza bakarken ben şeyi hatırlatayım. Kendimi kızınız Kanici Hablemitoğlu dün sosyal medyada hepimizin içine dokunan bir mesaj paylaştı. Dedi ki çocukken babalarını kaybetmiş insanların birer obje olmadığını ve zor zamanlar geçirdiklerini hatırlayarak lütfen içinizden geçeni bize yazmayın. Sokakta görseniz der miydiniz babanın katil zanlısı bulundu? Hadi inşallah diye. Tabii. Bu süreçte kızlarınız neler yaşadı? Yani aslında tabii birer onlara paratoner olmaya çalıştım ama bunun tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptım inanın bilmiyorum. Birçok şey yapmaya çalıştım ama. Necip Bey öldürüldüğünde kaç yaşında? 10 ve 11 yaşında. 10-11 çok azdır yaş farkı kızların, 14 ay var aralarında. Hatta o gece şöyle bir şey oluyor. Ben olay yerine çıkıyorum, evi arıyorlar ve Kanice telefona cevap veriyor ve ona şunu söylüyor. Kanice babanın öldürüldüğü haberi geçiyor televizyonda, doğru mu? Bu nasıl bir insanlıktır çözemiyorum. Şimdi bakın Hasan Ali Toptaş'ın bir kitabı çıktı. Beni Kör Kuyularda diye. Yeni çıktı. Ve orada bir mantık var. Diyor ki bunu söylemek istiyorum. Başkalarının acılarını ve mahremiyetlerini seyir merakının da ötesinde tam da didiklemek bu aslında. Beni bir gün birisi görüyor yakın zamanda. Tatil yerindeyim. Kocanız evinizin önünde mi öldürülmüştü diyor. Bu nasıl bir cüret, bu nasıl bir rahatlık,
İlla yaşaması mı lazım insanların bu hassasiyeti gösterebilmeleri için? Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bizim gibi insanların hayatları elinize bir çekirdek çitleyerek alıp da izleyebileceğiniz hayatlar değil. Biz gerçeğiz. Çok gerçek şeyler yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun bir adım ötesine geçme hali var şu anda Türkiye'de. İnsanların doğasında var diyor Toptaş kitapta ve çok önemli. Ben buradan devlete bir şey söylemek istiyorum. Demin söyledim ya, bizim umut taşımamız için bu devletin en az katiller ve en az bütün bildiklerini açık bir biçimde eğip bükmeden toplumla paylaşan aydınlar kadar cesur olmaları gerekiyor. Eğer bu devlet bu cesareti gösteremezse biz umut taşıyamayacağız ve bizi bu devletin kör kuyularda merdivensiz bırakmaya hakkı yok. Çünkü biz, ben, çocuklarım, bütün ailemiz ve Necip yaşadığı yıllar boyunca bu ülkeye vergisini ödeyerek, insanlara dokunarak durmadan çalışan insanlar olduk. Biz katma değeri olan insanlarız. Bizim gibi pek çok insan var. Bizim yaşadığımız ve bizim gibi şeyler yaşayan o kadar çok insan var ki bu ülkede. Bizleri kimsenin kör kuyularda merdivensiz bırakma hakkı yok. Ve unutmayalım ki çıkan her haberde katil zanlısı buydu, şu yaptı, şu vardı denilen her haberde siz o acıyı yeniden yaşıyorsunuz. Evet, bakın bugün gazetenin biri şöyle bir başlık atmış. Ne kadar sizi bir yere atan bir şey. Bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor bu söylediklerim. Ne söylemeye çalıştığım ne kadar anlaşılıyor. İnanın bundan da çok emin değilim Kübra Hanımcığım. Nuri'yi biliyorduk biz zaten. Şimdi siz benim böyle konuşabilen biri olduğumu düşünebiliyor musunuz? Ben adamın adını bile bilmiyordum düne kadar. Çünkü öğrenmedim adını. Sadece savcı birine ulaşıldığını, bu insanın Ukrayna'da gözaltında olduğunu, tutukluluğunun ev hapsiyle devam ettiğini ve bu tutukluluğun şeyden dolayı bizim kırmızı bülten devletin siz çıkararak... Siz ne zaman öğrendiniz bu? Haziran gibi öğrendim. Siz Haziran gibi öğrendiniz, evet. Basına yansımadı zaten. Yansıyamaz, gizlilik kararı var dosyanın çünkü, ama şimdi döküldü ortalığa. Bakın ben o zaman adını bile öğrenmedim. Ben böyle diyebilir miyim? Biz Nuri'yi biliyorduk zaten. Böyle bir tavır olabilir mi? Böyle bir başlık olabilir mi? Olamaz. Bakın bir yozlaşma var Türkiye'de, bir empati yozlaşması diyoruz biz buna, hani mesleki bir yaklaşımla da açıklayacak olursam. Ve bakın bu yozlaşma, bu kadar insanı öldüren de bir kötülük ve karanlık yana geçen insanlar var. Devletin içinde karanlık tarafta duran insanlar var ve bu devlet o karanlık tarafa teslim olmuş durumda. Bu haliyle, bu yapılamayanlarla diyorum bakın. Ve bu kötülük varsa, bu kötülüğün bir iktidarı var, şimdi bunu kabul edelim. Ve buna direnemiyorsa devlet ve izleyiciler kötülüğün iktidarıyla böyle bir ilişki kurmuşsa ve halk, bundan söz edelim, ben yine kitaba, romana atıfta bulunacağım. Orada şöyle bir şey var. Kötülük yapanla kötülüğe maruz kalana aynı yüz ifadesiyle bakamayız Kübra. Biz maruz kalanız, bize de böyle bakıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bırakalım canım, yargı kendi sürecinde gitsin işlesin. Ne işlememiş kardeşim işte. Hiçbir şey. 14 sene işlememiş. Evet. Son 3 sene soruşturma bu aşamaya gelmiş ve dava yok ortada. Üstelik 20. yıldan sonra zaman aşımı. Bir de o var. Lanet gelsin, bari öyle olsun da biz de bunu konuşup anlatma, çabalama işinden bıktık, kurtulalım diyecek noktaya geliyorsunuz. Tabii ki bıkmadık. Biz canımızı verdik. Bu insan bir bedel ödedi. Ve onun gibi ondan önce bir çok bedel ödeyen diğer insanlar gibi. Bakın ben Ankara'da bir Hablimitoğlu Ankara Enstitüsü diye bir yer kurdum. Bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu enstitü Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi'nde mekan olarak. Bu caddeye çıkabilmeniz için Bahriye Üçok Parkı'nı geçmeniz gerekiyor. Niye? Niye? Bilmiyorum ne söylemeye çalıştığıma biraz yaklaşabildik mi? Dolayısıyla biz seyirci olmayacağız. Bizi seyrederken etimizden bir parça koparmayacak kimse. Acımızı bir şey takıp da
kanırtarak acımızı bize tekrar tekrar yaşatmayacak. Dolayısıyla kızlarınıza mesaj atılırken de sizinle... Herkes için geçerli bu. Bakın görüntüler paylaşılıyor. Yine yerdeki kanlar içindeki görüntüler paylaşılıyor. Paylaşmayın şunları. Evet. Buna ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız başka şeyler. Onların üzerinde durmayacağız. Gerçeği, istemimizi dile getirmeyeceğiz ama... suikastı konuşacağız. Ya suikastın neyini konuşacaksın artık? 17 senedir biz bunu anlatıyoruz. Yazmışız suikast. Koymuşuz önünüze. Bir kere ilgilendiniz mi? Bakın bu ülkede bir sürü şey oldu. Bir yığın insan öldürüldü. Sabahattin Ali ile başlayan Tahir Elçi'ye kadar gelen süreçte o kadar çok insan öldürüldü ki. Bu insanların geride bıraktıkları insanlar ne yapıyor, ne yaşıyor, ne geliyor başlarına? Kimsenin umurunda değil. Yalnız bırakılıyorsunuz. Dönemsel olarak vebalı gibi davranılıyor size. Ergenekon sürecinde biz vebalıydık. FETÖ meselesi çıktı. Aa, biz bunların yanlarında duralım, FETÖ'cü olmadığımız o zaman anlaşılır. Biz bunları anlıyoruz, biz bunların farkındayız. Kimse aptal değil Kübra'cığım. Bunlara gerek yok. Biz sadece... İnsani, demokratik, medeni koşullarda hakkımız olan adaleti talep ediyoruz. Dilenmiyoruz bakın. Biz adalet dilencisi değiliz. Biz hak olan, bugünkü koşullarda hak olan adaleti talep ediyoruz. Ve bu suikastın aydınlatılması da o hakkın en temel parçası. Bir araya gideceğim şimdi. En önemli parçası. Bir araya gideceğim, konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara açık benedim. Açık ve Net'te Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile Necip Hablemitoğlu suikastının 17 yıldır neden aydınlatılamadığını, şimdi Ukrayna'da yakalandığı iddia edilen ismin gerçekten katil zanlısı olup olmadığını açık ve net konuşuyoruz. Bize özel ilk kez açıklamalarda bulunuyor. Tekrar teşekkür edelim. Şimdi o görüntüleri konuştuk. Sizin bunun tırnak içinde bir pornografiye dönüştürülmesine isyanınız çok evet, yani sulandırıyor işi. Bu değil bizim dileğimiz de bu değil. Yani market görüntüleri, tekrar olay gecesinde çekilen görüntüler. Peki şunu sormak istiyorum ben. Tam da 17 yıl sonra çok özür dilerim. Yani bu hafızayı falan tazelemiyor. Bizim hafızamız çok canlı zaten. Öldürülmüş birinin kanlar içindeki görüntüsünü vermek hafıza tazelemek değildir. Acı tazelemek. Başka bir şeydir. Oradaki acıdan nemalanmaktır. Onu medya lütfen kendi öz eleştirisini yapar mı bilmem. Yapsa da iyi olur. Peki sizce neden şimdi tekrar bu işte market görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı? Tam 17. yıl dönümüne 2 gün kala Ukrayna'daki isim aslında tutuklanalı birkaç ay olmasına rağmen medya bunu yazdı. Evet. Bütün bunlar tesadüf mü? Siz niye mi yoruyorsunuz işte aydınlatılıyor diye? En başta söylediğim şeyi söylüyorum. Umut taşımıyorum. Eğer siyasi bir kararlılık olmayacaksa ve bu iade süreci gerçekleşmeyecekse ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacak. Bir kere bunu söyleyelim. Ve her yıl dönümünde biz bir takım hazırlıklar yapıyoruz falan. Böyle bir şeyler oluyor. Medya bir şeyler çıkarıyor ortaya ama şimdi bu görüntülere dair amaç nedir inanın ben bilmiyorum. Bugün sosyal medyada da paylaştım. Nedir buradan ulaşılmak istenen şey? Son görüntüleri tamam yani market görüntüleri. Şimdi hala bu cinayete dair soruşturma şu haliyle evet yol aldı ama emeklemekten yürümeye geçmedi. Çünkü dava değil daha. Daha soruşturma. Yani davaya dönüşmedi. Dolayısıyla eğer bu son iki savcımız bir takım çalışmaları yapmamış olsaydı zaten bu aşamada da değildik. Bir kere onu söyleyeyim. Dolayısıyla yıl dönümlerinde iş yapıyor, görünme hakkını kimseye vermiyoruz. Kimse bu anlamda kullanamaz. Kullanmasın da zaten. Ne bunu Hablemitoğlu'na yapmaya ne de
Hablimitoğlu'ndan geriye kalanlara yapmaya kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla yani isyanınız şu, her ölüm yıldönümünde yok, sanki biz, bu dava hayır, ilerliyormuş gibi yok, bir takım hayır, haberler öyle olmadığını, çıkıyor, öyle olmadığını, sonra unutuluyor. Programı başladığımızdan beri anlatıyoruz, evet, anlattık sizinle zaten. Dolayısıyla devlet işlevsel olmalıdır. Görevi, temel görevi budur. Karanlık tarafa teslim olmamalıdır. Vardırsa bir karanlık taraf, oraya teslim olmamalıdır. Bu mesajı olmamalıdır. Bugün çok açık, bu çok ve önemli, net verdiniz. Bu cinayetlere biz şunu söylüyoruz: faili meçhul. Hayır efendim, eğer siyasi kararlılık olmazsa siyasi meçhullere dönüşüyor bunlar. Sadece bunu söyleyelim. Bunu anlayan anladı diye düşünüyorum. Dolayısıyla 17 yıl daha zamanımız yok bizim. Bizim ömrümüz kısa. Yani 17 yıl daha kimsenin zamanı yok. Kim istemez, kim iade edilmesinden hoşlanmaz, onu da devlet bilecek. Size yani az önce Hablemitoğlu neden öldürülmüştü, hı-hı, diye sormuştum. Bugün gazeteci Abdülkadir Selvi bir iddiayı, daha doğrusu dikkat çeken birkaç, hı-hı, soruyu dile getirmiş. Diyor ki Hablemitoğlu öldürülmeden kısa bir süre önce kim ya da kimlerle görüştü? Hmm. MİT müsteşarlığı için ismi gündeme geldi mi? FETÖ, Hablemitoğlu MİT müsteşarı olacak şeklinde bir bilgiye ulaşıp suikastın düğmesine basmış olabilir mi? Ne yani dersiniz? Şimdi şöyle bakın, en yakındaki kişi olarak ben böyle bir bilgiye vakıf değilim Kübra Hanım. Bilmiyorum, böyle bir şey duymadım bile. Peki yani o dönem Sayın Necip Hablemitoğlu MİT müsteşarı olacağını dair konuşulmuş bir şey değil bu. Beklediğiniz bir şey değil mi? Ama şöyle bir şey yapılmış olabilir. Sonra bunu ben çıkarım mı diyeyim artık, yani gözlemlerimle şöyle bir şeye ulaştım. Bu bir spekülasyon olarak bu cinayetin hazırlığını hızlandırmak için kullanılmış olabilir. Sadece bu geliyor aklıma yani. Ancak bunu söyleyebilirim size. Ama tabii bir şey bilen varsa da onlar kendisi açıklayacak. Bir ama başka, benim böyle bir bilgim yok yani. Bir başka iddia da öldürülmeden önce Abdullah Gül'e gittiği o dönem ve FETÖ konusunda onu uyardığına dair böyle bir görüşme olmuş muydu? Oldu, bu iddia oldu, doğru evet. Mu? Doğru doğru doğru. Böyle bir şey oldu, görüşme oldu. Neler konuşulmuş o görüşmede, siz hatırlıyor musunuz? Hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Yani sadece bir tanışma görüşmesi olduğunu biliyorum. Siyasete o kadar. Siyasete katılmayı düşünüyor muydu? O amaçla da yapılan bir görüşme olabilir mi? Yok, böyle bir konu geçmedi hiç aramızda. Ya öyle bir geçseydi bunu da paylaşırdım inan. Siz geri dönüp baktığınızda peki arkasında net olarak, yani tetikçilerin kimler olacağına dair net bir fotoğraf var mı aklınızda? Hiçbir şey söyleyemem, biliyor musunuz? Şimdi şu gün, bugün geldiğimiz şu noktada öyle bir görüntü var ki önümüzde, öyle bir fotoğraf var ki, devletten uzaklaştırılmış eski bir askerin adı geçiyor. Ne düşünebilirim ben bu noktada? Biz ne düşünebiliriz? Ya da bizi izleyen, bu olayı başından beri izleyen bu insanlar, toplum, kamuoyu ne düşünür bilmiyorum. Yani devletin bir karanlık tarafı var galiba ve orası bir takım şeyleri biliyor galiba, işte o oraya kim teslim olmuş? Biliyor ve aydınlatılmıyor. Oraya kim teslim olmuşsa o teslim olanların problemi galiba. Biz yani zaten bakın, çözüldü fakat aydınlatılmıyor mu? Olabilir. Biz zaten fiilen bir şeyi yaşamışız. Bununla yaşamayı öğrenmişiz. Bu ölüm yaşayan yas içindeki insanlara hayatlarını nasıl sürdürebileceklerine dair destek olmaya çalışan birine dönüşmüşüm ben. Ben başka bir insan olup çıktım. Biz zaten bir şey yaşamışız. Bu devletin problemi. Bizim kadar, en az bizim kadar bu devletin problemi Kübra Hanımcığım. Bu ülkede yaşayan vatandaşlara borcu var bu devletin. Bizim güvenlik ve adalet duygumuzu zedeleme hakkı yok hiç kimsenin. Bakın yıllardır bu ülkede korkuyla yaşıyoruz biz. Hep bir acaba ile yaşıyoruz. Ne kadar acı bir şey, ne kadar zor bir şey. Bunu tahmin bile edemezsiniz ne olduğunu. Ben 15 yıl boyunca gece Necip Hablemitoğlu'nu otoparkımızda, evimizin otoparkında yerde bulduğum kanlar içindeki görüntüsünü beynimde canlanmış haliyle uyudum her gece. Her gece uykuya öyle daldım. Şimdi bunun ne olduğunu
Ancak yaşayabilir. Yani gerek yok ama bakın yaşamasına ihtiyacı yok kimsenin bunu anlayabilmek için. Ayrıca anlamasına da ihtiyaç yok. Sadece ortada bir cinayet var ve bu cinayeti çözmekle yükümlü görevliler var. İnsanlara sorumlulukları olduğunu hatırlatıyoruz ve bu ülkenin vatandaşları olarak adaleti talep ediyoruz. Siyaseten meçhul olmasın bu faili meçhuller diyoruz. Acınızı tazelemek istemem ama biraz bu görüntüler bugün çıktığı için soracağım. Hı-hı. Eğer sizi üzmeyecekse o market işte son saatler o anlardan sonra neler yaşandı? Siz aşağı yani inmedim dediniz korkunç galiba. Korkunç şeyler yaşandı. O kaosu size tarif edemem. Bir annenin dönüp de evin içinin o evimiz bir anda kalabalıklaştı. Ben zaten buldum park yerinde. Siz eve çıkmayınca şüphe mi ettiniz? Yo hayır. Bana apartman görevlimiz haber verdi ve ben çıktım yanına buldum onu ve o anda geri dönüp avukatımızı aramak ve çocuklarımı güven altına almaktan başka hiçbir şey gelmedi aklıma. Ama size sadece şunu söyleyeyim. Bir annenin iki küçücük evladına dönüp de çocuklar babanız artık bizimle değil cümlesini kurması çok vahşi bir şey yani. İnsani bir şey değil. Bunu yaptığım için nefret ettim uzun süre kendimden. Onlara bunu nasıl yaptığımı düşündüm. Ne yapabilirdiniz ki kendinize? Ve mesela şöyle bir şey yaptım. 14 ay büyük kızıma lütfen Kanice Uyvar'a da sahip çık ve lütfen ben aşağıya tekrar ininceye kadar sakın ağlamayın, birlikte ağlayacağız. Çünkü o ikisi titremeye başladı o anda. Yani bunları söylemek, egzajere etmek falan istemiyorum. Ben çünkü bakın bu acıyı dönüştürdüm ve bir ödül olarak kabul ettim. Ben bunu yaşamayı, hissetmeyi ödül olarak, bir görev olarak aldım, kabul ettim. Ama bunu yaşamak zorunda değildim. Bunu bize kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Bu adı geçen şahıssa eğer bu işin sorumlusu, kim oluyor ki o? Kim oluyor da birilerinin yaşayıp yaşamamasına karar veren birilerinin tetikçisi? Kim oluyor bu insanlar? Bu hakkı kendilerinde nasıl görüyorlar? Kübra'mcığım, ve nasıl hesap vermezler evet, hala? Bu saf, ilkel, vahşi bir kötülüktür. Bu ülke bu vahşi kötülüğe teslim edilemez. Edilemeyecek kadar kıymetli topraklarda yaşıyoruz. Yoksa çoktan çekip gitmiştik. Niye gitmiyoruz? Ama şunu söyleyeyim. Bu olay çözülmedi. Ben aidiyet hissimi kaybettim uzun süredir. Bu çok kötü bir şey. Ülkeye ait. Yaşadığım yere ait hissetmemek, bunun korkunçluğunu size tarif edemem. En temel insan ihtiyaçlarından biridir ait olma ihtiyacı. Nasıl zor bir hayat düşünebiliyor musunuz? Bakın. Başınızı sokacak bir eviniz olabilir, karnınız doyuyor, ısınıyor olabilirsiniz ama bir sonraki aşama güvenlik, sosyal ihtiyaçlarınız, ait olma ihtiyaçlarınız, bunların karşılanmadığı bir yerde ben kendimi gerçekleştirmeye çalıştım. Çocuklarımın da o aşamaya gelmesini sağlamaya çalıştım. Şimdi bir şey söyle, yani şunu söyleme, ya şunları yaptım, onu söylemiyorum. Bakın, haklarımız ihlal edilmiştir ve bir insanın yaşama hakkı elinden alınmıştır. Ne uğruna, kim adına, ne için yapılmıştır? Bunun bir bedeli olmalı. Bu bedeli biz değil, ben, evlatlarım ve bizim gibi insanlar ödememeli. Gerçekten bu bedeli ödemesi gerekenler var. Adalet de onun için var. Onun için talep ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bu acınızı ve duygularınızı. Sağ olun. Beni çağırdığınız için. Bu fırsat için teşekkür ediyorum. Ayrıca benimle program öncesindeki görüşmeniz, neleri konuşacağımıza dair fikir birliğine vardığımız için de teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyor medya. O yüzden teşekkür etmeyi borç bilirim. Yani bu önemli bir fırsat. Çok sağ olun. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu, Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü Kurucu Direktörü ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olduğunuzu da hatırlatmak isterim. Tekrar teşekkürler. Dileyelim kısa zamanda bu suikast aydınlatılsın. Bütün diğer faili meçhuldar. Hoşçakalın.